Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası yıllık enflasyon rakamını %18,4 olarak açıkladı değerli izleyicilerimiz. Peki yıllık enflasyonun %18,4 olacağını tahmin etmesi Merkez Bankası'nın ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Emekli vatandaşlarımız, yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın 6 aylık enflasyon oranının %9,17 çıkacağını, dolayısıyla SSK'lı ve Bağkur emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranının, Ocak ayındaki maaş zam oranının %9,17 olacağını Merkez Bankası'nın tahmininden öngörüyoruz. Daha önce bu rakam biliyorsunuz %5'li rakamlardaydı. Dolayısıyla ne oldu şimdi? %5'lik maaş zam oranı %9,17'ye revize edilmiş oldu. Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı nedir? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı da %5 toplu sözleşmeden geliyordu onların zammı. Bir de %3'ü aşan kısım kadar bir enflasyon fark eklenecek. %9,17 çıkarsa son 6 aylık enflasyon, 3'ü aşan kısım ne kadar olur? 6,17 olur. O zaman enflasyon farkı 6,17, 5 de toplu sözleşmeden geliyor. 5 ile 6,17'yi toplarsak ne yapar? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı, dikkat, %11,17 olurken SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı %9,17 olacak. Gördüğümüz gibi burada da maalesef bir farklılık var. Yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %9,17 zam alırken memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız ise %11,17 zam alacaklar. Şimdi ben SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zamlarını ve zamlı maaşlarını tek tek hesapladım. Bunları sizlere tek tek söyleyeceğim. Merkez Bankası'nın yıllık 18,4'lük enflasyon tahminine göre son 6 aylık enflasyon %9,17 çıkması öngörülüyor. Bu ne demek? Bu SSK'lı ve Bağkurlu vatandaşlarımız Ocak ayında öngörülen rakama göre %9,17 zam alacak demektir. Neye göre? Merkez Bankası'nın tahminine göre. Şimdi %9,17'lik zamma göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız ne kadar zamlı maaş alacaklar? Tek tek açıklıyorum değerli izleyicilerimiz. 1500 lira alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1637 lira alacak Ocak ayında. 1600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1746 lira alacak. 1700 alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1855 lira alacak. 1800 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1965 lira alacak. 1900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2074 lira alacak. 2000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2183 lira alacak. 2100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2292 lira alacak değerli izleyicilerimiz. Evet, 2200 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2401 lira alacak. 2300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2510 lira alacak. 2400 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2620 lira alacak. 2500 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2729 lira alacak. 2600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2838 lira alacak. 2700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2947 lira alacak. 2800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3056 lira alacak.
2.900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.165 lira alacak. 3.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.275 lira alacak. 3.300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.384 lira alacak. 3.200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.493 lira alacak. 3.300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.602 lira alacak. 3.400 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.711 lira alacak. 3.500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.820 lira alacak. 3.600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.930 lira alacak. 3.700 lira alan SSK emeklisi bir vatandaşımız 4.039 lira alacak. 3.800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.148 lira alacak. 3.900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.257 lira alacak. 4.000 alan bir SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.366 lira alacak. 4.100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.4275 lira alacak. 4.200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.585 lira alacak. 4.300 alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.694 lira alacak. 4.400 olan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.803 lira alacak. 4.500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4.912 lira alacak. 4.600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5.021 lira alacak. 4.700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5.130 lira alacak. 4.800 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5.240 lira alacak. 4.900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız, değerli izleyicilerimiz, 5.349 lira alacak. 5.000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5.458 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz, tabii ki bu Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göredir. Yani %100 kesin olmamakla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin çıkma ihtimali yüksek, biliyorsunuz. O nedenle büyük bir ihtimalle bu zamlar olacak gibi görünüyor. Yıllık enflasyonu ne demişti Merkez Bankası? %18.4 dedi. 6 aylık enflasyon ne oluyor? İkinci 6 aylık enflasyon %9.17 oluyor. O zaman SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın Ocak ayındaki alacağı maaş zammı ne oluyor? 9.17 oluyor. Peki memur emeklisi vatandaşlarımızın ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı ne oluyor? %5 toplu sözleşmeden geliyor onlara. 6.17'de %3'ü aşan bölüm enflasyon farkı oluyor. Yani 9.17'den 3 çıkarıyorsunuz, 6.17 kalıyor. Yani o enflasyon farkı oluyor onlar için. 5'te toplu sözleşmeden var. 5 artı 6.17 ne yapar? 11.17. Sonuç olarak memur emeklisi ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı %11.17 olurken SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı %9.17 oluyor. Yani 2 puan SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı şu anda daha düşük olacakmış gibi görünüyor. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu önemli yayını lütfen arkadaşlarınızla, emekli arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da kendi maaşlarının ne olacağını son gelişmeler ışığında öğrensinler. Ata Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Değerli vatandaşlarımız, sizleri seviyoruz. Hoşça kalınız.